Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir pasta tarifiyle geldim. Böyle pişmeyen bir cheesecake yapacağız. Özellikle hazır derin dondurucuda sürekli elinizin altında tutabileceğiniz türden bir pasta arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Özellikle spekülos, böyle karamel tatlarında, tarçınlı tatlar seviyorsanız bu tarifi gözünüz kapalı deneyebilirsiniz. Geçelim tarifimize. İlk önce pastamızın alt tabanını yapmakla başlayacağız. Bunun için lotus bisküvi kullanıyorum. Spekülos aslında. Bunu artık Türkiye'de de kolaylıkla bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu birçok kez Instagram'da gördüm. Türkiye'deki arkadaşlar da çok kullanıyor. O yüzden bu tarifi paylaşmak istedim. Ben bir paket kullanacağım. Yani 125 gram. Çünkü bugün kullanacağım kalıp küçük. 18 santimlik kalıpta yapacağım. Ama eğer siz standart 24-26 santimlik kelepçeli kalıpta yaparsanız bütün vereceğim ölçüleri ikiye katlayarak yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi benim bugün kullandığım kalıp küçük 18 santimlik. Şimdi robotta ilk önce bisküvileri çekiyorum. Böyle un haline geldikten sonra üzerine eritilmiş 60 gram tereyağımı ekliyorum. Tekrar robotla çekiyoruz. Hiç elle karıştırmanıza gerek yok. Bu işlemi aynı elektrikli robotta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18 santimlik kelepçeli kalıbım var. Bütün bisküvi harcımı döküyorum ve kaşığın tersiyle böyle bastırarak her yerini düz bir şekilde eşitliyorum, dağıtıyorum. Düz bir zemin olmasına özen gösterin. Evet, alt tabanımız artık hazır. Kremasını hazırlayıncaya kadar buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi geçelim kremamızı yapmaya. İlk önce krem şantısını hazırlayacağız. Bunun için 200 milim soğuk sıvı krema kullanacağım. Sizler isterseniz bir paket krem şantıyı çırpabilirsiniz. Paketin üzerinde yazıldığı şekilde ben krema kullandım bugün. İçerisine 1 yemek kaşığı pudra şekeri ve krema sertleştirici ekledim. Bundan Türkiye'de var mı emin değilim ama onun yerine eğer yine de kremayla yapmak isterseniz 1 yemek kaşığı toz krem şanti eklemenizi tavsiye ederim. Kremamı çırpıyorum. Kremanız soğuk olması çok önemli arkadaşlar. Ve çok fazla aşırı çırpmayın. Böyle koyulaşmaya başladığı an, kıvam almaya başladığı an çırpma işlemini bırakın. Çünkü çok fazla çırparsanız krema tereyağına dönüşür. Onda da toparlayamazsınız zaten artık. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Artık bu kıvam benim için yeterli. Çok katı değil ama akışkan kıvamını da kaybetti artık. Bayağı koyu. Şimdi geçelim diğer kremamıza. 300 gram krem peynir kullanıyorum ve 250 gram maskarpone. Dilerseniz toplamda 600 gram pardon. Hepsini tamamını krem peynirle yapabilirsiniz. Mascarpone bulamayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Eğer bulma şansınız varsa bu şekilde yapın. 300 gram krem peynir, 250 gram mascarpone, 1 yemek kaşığı pudra şekeri ve spekulosun bu ekmeğe sürülebilen halinden 2-3 yemek kaşığı ekliyorum. Bu kremamıza inanılmaz bir lezzet verecek arkadaşlar. Şimdi mikserle bunları bir çırpıyorum. Oldukça katı kıvamlı doğal olarak. Şimdi karıştıktan sonra mikseri kaldırıyorum ve spatula ile devam edeceğim. Böyle gördüğünüz gibi karıştı. Kenarda tuttuğum krem şantimi ekliyorum ve spatula ile güzelce eşit bir şekilde karışana kadar dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Çok lezzetli bir krem oldu arkadaşlar. Bu kremayı pastalarınızda, yaş pastalarınızda da kullanabilirsiniz. Evet, kremam hazır. Buzdolabından kelepçeli kalıbımı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bisküvili zeminim de donmuş zaten. Kremamı döküyorum ve spatula ile
eşit bir şekilde üzerine dağıtıyorum. Ben kremamdan bir kısmını süslemek için ayırdım. Evet, üzeri düz olmasına dikkat edin. Dediğim gibi kremadan ben bir miktar süslemek için ayırdım. Cheesecake'imi buzdolabına kaldırdım. En az 2-3 saat bekletmeniz gerekir. En son üzerinin sosu için normalde 2-3 kaşık bu krem spekülostan gerekiyor. Mikrodalgada erittim. Ama benim yeterli olmadığı için bir de böyle hazır topping sosu vardı. Ondan ekledim. Mikrodalgada eritiyorum. Bu arada kelepçeli kalıbından kelepçesini de çıkartıyorum. 2 saat kadar dinlendirdim buzdolabında cheesecake'imi. Dikkatli bir şekilde kelepçesini çıkartıyorum. Düzeltilmesi gereken yerler varsa onları düzeltiyorum. Ve üzerine sosunu dökebiliriz. Eritmiş olduğum kremasını atılabilir bir sıkma poşetine aktarıyorum ki kenarlarını sıkması daha kolay olsun. Bir makasla ucunu kesip ilk etapta kenarlarından akıtarak başlıyorum. Daha sonra kalan sosu üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi benim sosum yeterli olmadı. O yüzden devamını topping sosumla yaptım. Ve spatula ile üzerini dümdüz bir hale getiriyorum dikkatli bir şekilde. Sosumuz oldukça akışkan olduğu için hiç zorluk çıkartmıyor. Ve zaten buzdolabında donacak arkadaşlar. Bu şekilde sert kalmayacak. Akışkan kalmayacak pardon. Evet, düzelttikten sonra tekrar buzdolabına kaldırıyorum yaklaşık bir saatliğine. Evet, gördüğünüz gibi renginden de anlaşılıyor. Sosumuz da güzelce dondu. Süsleme işlemlerine geçebiliriz. Hatırlarsanız kremasından biraz ayırmıştım. Onunla süsleme yapıyorum. Aslında çok basit ama hem görseli hem tadı mükemmel bir pasta. O yüzden kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ben üzerini böyle ikiye böldüğüm spekülos, lotus bisküvilerle süslemeyi tercih ettim. Sizce de nasıl görünüyor? Bence çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Zaten bu pasta hakkında yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Dilimlerken de bıçağınızı mutlaka silin. Daha pürüzsüz dilimler elde edersiniz. Ve spatula ile çıkartıyorum. İç kısmını görün. Buzluğa kaldırmamama rağmen kreması böyle aşırı yumuşak değil, oldukça tok, böyle cheesecake kıvamındaydı pişmemesine rağmen. Çatalla da yakın çekimle göstereceğim birazdan. Dediğim gibi isterseniz bu pastayı bu şekilde derin dondurucuya da atabilirsiniz. Çıkarttığınızda böyle dondurma tadında olur. Daha güzel olur aslında. Hazırda elinizin altında tutabileceğiniz türden bir lezzet. Ve çatalla kestim. Gördüğünüz gibi kreması hiç öyle yumuşacık, akışkan bir kıvamda değil. Gördüğünüz gibi kendini tutan bir krema. Ve lezzeti şahane. Başta da dediğim gibi eğer böyle spekülos, tarçın, karamel tarzında lezzetleri seviyorsanız bu tarifi gözünüz kapalı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve lütfen abone olurken zil işaretine tıklamayı unutmayın. Böylelikle ben ne zaman videoyu yüklesem sizlere bildirim gidecektir. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.